Aa! Dünyanın en tuhaf restoran. Kanka güzel bir video yüklemiş bu arada ya. 4 gün Evet. önce tam bizlik bir video değil mi? Dünyanın en tuhaf Yani restoranları, evet. Dark Web hikayeleri. Ama hikaye bu ya. Ama hikaye ya. Hikaye istemiyorum. Araştırma istiyorum. Ne, o videoyu açar mısın? Açalım mı? Yaşanmış korku hikayeleri de var. Bakalım Bizde abi. Ali yapacak İlkay abi, İlkay abi araştırma yapıyor bu güzel işi bu ya. arada. İlkay abi yapıyor. İlkay abi sen var ya, bu korku sporunu yapıyorsun. Dark Web'in Adam sığ. en tuhaf restoranlarından bahsetmiş miydim? Hadi bahset abi. Vallahi chat'teki %99 aç diyor. Bunlar gerçek, evet. Ağzını açma abla öyle. Gram korkmadım. Hiç ekrana bakmıyordum o. Sen bu sporu yapıyorsun abi. Hanımlar beyler. Merhaba. Dark Web, yani Deep Web serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Hoş Bu aralar bulduk. sık sık size Deep Web ve Dark Net hikayelerini anlatacağım. Ama bu bölümde bir şey yemenizi ve içmenizi ilk defa tavsiye etmeyeceğim. Diyetteyim. Çok büyük problem değil. Hatta benim için bu video şu anda çok iyi. Midem bulanırsa acıkmam. Şu an Gerçekten istiyorum. uyarım yapayım da ona göre izlemek veya izlememek size kalmış. Hadi Bugünkü bakalım. bölüm İzleyeceğiz. birazcık değil, abartılı şekilde midenizi rahatsız edebilecek, hatta Oh, midenizi etsin bulandırabilecek etsin. bir bölüm. Bulanırsın. Ben hazırlarken okuduklarıma ve gördüklerime şahit olunca minik bir travma geçirdim. Yüzlerce restoran arasından en tuhaf 3 tane restorantı bugün sizler için derledim. Dediğim gibi başlayacağız ama midenize güveniyorsanız izlemenizi tavsiye ediyorum. Yani kısacası diyor ki götünüz yiyorsa. Öyle demiyor. Çok güzel açıkladın. Hazırsanız başlayalım. Dediğim gibi bugün yüzlerce darknet, yani deep web restoranlarından seçtiğim en tuhaf, 3 garip ve en mide bulandırıcı 3 restorantı sizler için derledim. Bunları iyiden kötüye ya da kötüden iyiye şekilde sıralamayacağım. Vahşetin sıralamasını yapmanın da bu vahşete ortak olmaktan bir farkı olmadığını düşünüyorum. Bulduğum sırayla ile yayınlayacağım. En doğrusu bence bu. Bir şey yemiyorsak ve içmiyorsak başlayalım ilk Çok az restorantta. İlk hatırlayabilirsin restorantın kanka. adı Blood Potion. İnşallah böyle okunuyordur. Kan iksiri şeklinde bunu çevirebiliriz. Garip bir mottosu, yani anlayışı var. Sitelerinde diyor ki, hastalığı içersen o hastalığı yenersin. Hadi yani kansızlık varsa kan mı içeceksin gibi gibi. Gibi galiba. Böbrek hastalığın varsa böbrek mi yiyeceksin? Bir de başka bir sloganları var. Bu da çok ilginç. Prostatın varsa yiyeceksin. Kan en güçlü Galiba. kan zehir. Peki bu site ne yapıyor ya da ne satıyor? Kan satıyor. İllegal olarak tabii kan Ha, satıyor. kan Yasal sadece kan olarak değil. satıyormuş. Ama bildiğimiz o aranan kanlardan satmıyor. Yani şöyle ki, diyelim ki sıfır RH pozitif bir kan arıyorsunuz ve bu kana ihtiyacınız var. Bu site bir kara borsa kan satış sitesi değil. Bu siteyi tuhaf ve iğrenç yapan şey sattığı kanın hastalıklı insanlara ait olması. Anladım. Mesela şeker hastası bir insanın kanını almışlar. Sen şeker hastasısın. Şeker hastası bir insanın kanını içtiğin için şeker hastalığından kurtuluyorsun gibi gibi. Normal Alaka canım. hastalıklardan Nereden şeker ölümcül hastasıyım canım? hastalıklara kadar yüzlerce kan çeşidi var. Ve bu kanlar hem çeşidine hem de stok durumuna göre fiyatlandırılıyor. En düşük kanın fiyatı 0,2 Bitcoin. 13 Mart 2021, yani bugünün tarihini baz alırsak. Dostlar şimdi merak edeceksiniz neden Bitcoin diye. Çok güzel bir soru öncelikle bu.
Şu sebepten dolayı Bitcoin'i kara para aklamak olarak kullanıyor şu anda bazı insanlar o sebepten ötürü. Yani ben size şu anda mesela 1 milyon TL ya da benden örnek vermeyeyim işte Neo verdi dersiniz ve kurtulabilirsiniz bu işten. Ama mesela örnek veriyorum yolda yürüyorsunuz diyelim yerden 5 milyon TL buldunuz diyelim. O 5 milyon TL'yi isteseniz de harcayamazsınız onu söyleyeyim. Belki bilmeyenleriniz falan vardır. Çünkü devlet size sorar yani hani. Ulan ben de sanki tavsiye veriyormuşum gibi oldu ama hani mantığını anlatmaya çalışıyorum. Hani devlet o parayı sorar nereden geldi vesaire diye. 5 milyon TL'yi birden nereden buldun diye sorar. 82 Harcayamazsınız. bin Türk lirası ediyor. En pahalı kan ise ejder panzehiri olarak satılan popüler bir kan. Zenginlerin serumu olarak lanse ediliyor. Fiyatı 3 Bitcoin. Vay anasını satayım. Artos bir tane elmas göndermiş. Sunucu hazır bu arada demiş. Çok teşekkürler Artos. Bu da hazır Eline olun. sağlık. 1 milyon 288 bin Türk lirası ediyor. İnanılmaz. Kan çeşitlerine gelmeden önce bazı detayları kısaca özetlemek istiyorum. Sitede şu ana kadar yapılmış sadece 84 yorum var. Ve satın alma işlemi olmadan yorum yapamıyorsunuz. Birkaç Reddit kullanıcısı en ucuz kandan sipariş vererek yorumlarda kendi reklamını yapmayı ihmal etmemiş. Şimdi gelelim kan çeşitlerine. Onlarca kan çeşidi var. Bir de kendi kombinasyonunuzu oluşturabiliyorsunuz. Yani bir nevi kokteylinizi hazırlıyorsunuz. Onun içinde bir formalın var. Buna da dediğim gibi kokteyl diyorlar. Yani azıcık şundan, azıcık bundan diyebiliyorsunuz. Oy. Flu float. Pardon. Flu Flu lot. Flu lot. Yani blot kanla fluyu birleştirmiş. Flu lot. En ucuz kan bu. Bütün flu ailesinden hasta olanların kanlarından yapılmış. Bazı kısımları sansürleyerek okuyorum. Yani flu virüslerini taşıyan bir kan kokteyli. İddiası şu. Eğer bu hastalıklara bağışıklık kazanmak istiyorsanız panzehiri bu kokteyl. Bu kanları nasıl temin ettiklerinden birazdan bahsedeceğim. Biz kan çeşitlerine devam edelim. Kanser Bayağı video sarıyor bu arada. blot, yani kanser Anlatımı kanı. çok iyi ya. Seçtiğiniz Anlatımı bir çok iyi. kanser hastalığının kanı 0,4 Bitcoin'den satılıyor. Yani 173 bin Türk lirası galiba o kadar ediyor. Eğer tüm kanser çeşitlerini barındıran bir kokteyl isterseniz bunun fiyatı 1,25 Bitcoin. 537 bin Türk lirası. Gerçek midir acaba bu? Yani tamam sattıkları şeyler gerçek olabilir. Gerçek bir hikaye olabilir. Eyvallah buna bir şey demiyorum. Ama gerçekten onu içtiğinde o hastalıklara çare mi buluyorsun yani? Bağışıklık mı kazanıyorsun? E bilim insanları neden bunu yapmıyor mesela? Ya da Tamam ya. bütün hastalıkları o zaman bütün hastalıkların sahip olduğu bir insan olsun veya farklı farklı insanlar hepsinin kanından biraz biraz bütün insanlara versinler. E teknik olarak ölümsüz oluyorsun. Yani hastalıktan ölmüyorsun en azından öyle söyleyeyim. 3000 IQ. Ama öyle. E öyle yani. Bu kan serisi benim Öyle en ilgimi düşünmüştüm. çekenlerden biri oldu. Lan Siri Psikolojik sus be. hastaların kanlarından yapılan bir çeşit panzehir. Bir şey söyleyeceğim. Siri'nin ne dediğini duydunuz mu? Ben de öyle düşünmüştüm mü dedi. Bir yanlış mı anladık? Ben de öyle düşünüyorum dedi. Yemin Oy. ederim kendi kendine açıldı telefon. Ben de öyle Her düşünüyorum şey. dedi. Evde tek başınasın. Geçmiş olsun. Bir daha bir daha. Anonus. Oğlum jeton şimdi düştü. Bir dakika. Abi yalnız Siri sana cevap mı verdi? Şu an canlı ben. Bu ne ya? Bir dakika ya. Telefon nasıl bana cevap verdi? Oğlum Siri de şey için cevap vermesi için ilk önce Hey Siri demen lazım. Abi. Oğlum ben çok dalga geçiyorum bu cinli minli hikayelerle. Çok inanmadığım için karabasanlarla falan. Kardeşim sen komşunun kapıyı bir çal ya. Bu akşam bir komşuda kalalım. Karay abi, bugün sizde kalayım Bir oldu iddia ediliyor. Birincisi şizofrenya yani şizofren.
4 farklı şizofren hastasından alınmış özel bir kokteyl. Başlangıç aşamasından ileri derece şizofren olan hastaların kanlarının damıtılarak özel formül ile elde edildiği iddia ediliyor. Fiyatı 0.1 Bitcoin. Ucuzmuş bu. Demek ki şizofren hastalarının kanı o kadar para etmiyormuş. Yani 43 bin Türk lirası. Ne oğlum öyle ya? Ucuz en ucuzu bu. Neredeyse tüm psikolojik hastalıklar için bir kan kokteyli bulunuyor bu arada. Tek tek anlatmaya gerek yok. Bu restoranın her kokteylini tek tek anlasam gerçekten bu video bitmez. Son noktayı en korkunç kokteyl ile koymak istiyorum. Beyond it. İnşallah. Ölümsüzlük falan demeyecek herhalde. Yire lan Erdan. Telefonları düzgün yapıyorumdur. Ölüm ötesi ya da ölümün ötesinde diye çevirebiliriz. Burada iki farklı kategori bulunuyor. Biri ölüm anı yaklaşan kişilerden, ölümcül hastalığı olanlardan alınan kanlar ve bu kanlarla yapılan kokteyller. Ne boka yarıyor? En ürpertici ise taze ölüm kanı olarak geçen, ölen fakat 24 saati geçmemiş bedenlerden alınan kanlar. Tamam. Burada geniş bir fiyat aralığı var. 0.2 Bitcoin'den 1.5 Bitcoin'e kadar uzanan bir fiyat listesi. Abarranlikli bir Reddit kullanıcısı inanılmaz bir iddia ortaya attı. Hatta bunu kanıtlayabileceğini duyurdu. Bu siteden AIDS, hepatit gibi kan ile bulaşan hastalıkların kokteylini satın alıp evsizlere ve rastgele seçtikleri insanlara enjekte eden bir çeteden bahsetti. Çete Meksika'da faaliyet gösteriyor ve bunu neden, niçin, hangi akla hizmet yaptıkları bilinmiyor. Bu arada AIDS ve hepatit kanları sitede galon ile satılıyor. Bir galon yaklaşık 4 litre kan demek. Ve bunun fiyatı da 0.3 Bitcoin, yani 130 bin Türk lirası. Son olarak sitenin açıklamalarından yola çıkarak kanları nasıl elde ediyor sorusuna bir cevap bulalım. Sitede belirttiklerine göre hastalara, hasta yakınlarına red edemeyecekleri para teklifi sunuyorlar ve bu kanları alıyorlar. Cesetler ve bazı özel hastalıklar içinse çalıştıkları, rüşvet verdikleri hastaneler, doktorlar, hemşireler ve hasta bakıcılar bulunuyor. Kanların steril olarak toplandığını, özel olarak muhafaza edildiğini belirten de bir politikaları var. Yani adamlar bir de politika yapıyor. Yani bir vizyon ve misyon sahibi bir... Vizyon ve misyon sahibi kan emiciler. Dark Web sitesi. Teslimat Map, yani Google Map üzerinden yapılıyor. Tüm diğer restoranlarda olduğu gibi siparişi verdikten sonra mailinize gelen koordinatlarda siparişiniz özel bir mini korumalı soğutucu içinde size yollanan adreste sizi bekliyor. Kesinlikle temaslı sipariş kabul etmiyorlar. Yani biri sizin için siparişi teslim etmiyor ya da sipariş noktasında sizi beklemiyor. Gidip siparişinizi kendiniz alıyorsunuz. Bu da sitedekilerin ve sitenin yakalanma ihtimalini neredeyse sıfırlıyor. Gelelim ikinci sitemize, ama bu kanları ne yapıyorlar? Kokteyl olarak satıyorlar. Aynı detox adı altında, işte sabahları aç karnı içebilirsiniz gibi tarifler var. İşte maydanozla içebilirsiniz, şöyle yapabilirsiniz gibi enteresan bir tarifler var sitenin içinde. Vay İşte be. Şu kanla şöyle bir karışım yapın, işte detox gibi için, sabah aç karnı için, işte bu buna iyi gelir gibi çeşitli tarifleri de var. İkinci sitemiz Baby Candy, bebek şekeri olarak çevir. Baby Candy. Hayır, sakın öyle bir şey olmasın. Site kendini tatlıcı olarak tarif ediyor ve ölümsüzlük tatlarını sunduğunu iddia ediyor. Tabii ölümsüzlük burada bir metafor. Kastettikleri uzun yaşam, uzun yaşamın sırrı, uzun yaşamın formülü olarak düşünebiliriz. Site açık açık Peru lokasyonlu, yani Peru'dan yayın yaptığını belirtiyor site içerisinde ve yaptıkları işin legal olduğunu savunuyor. Peru kanunlarında yaptıkları işin yasal olmadığını belirten bir kanun olmaması da aslında onları bir nevi yasal yapıyor. Ne alakası var ya, bütün ülkelerde şey var. Ülkeler bütün şu yasaktır, bu yasaktır diye bir şey yok ki. Her şeyi sayamaz ki. Birine dönen tekme atmak da yasal olarak, tamam dövmek yasal değil ama dönen tekme yok.
Ben dönen tekme atamam herkese. Tabii burada kararı ben size ve vicdanınıza bırakıyorum. Çok fazla çeşitli ürünü bulunmayan bir tatlıcı burası. Birkaç özel formülle hazırladığını iddia ettiği menüsü bulunuyor. En ucuzundan en pahalıya doğru bakalım menüsüne. Şimdi ben bunu nasıl okuyacağım? Umbilical cord. Umarım doğru okumuşumdur. Bağ kordunu, bebek bağı ya da göbek bağı da diyebiliriz buna. Anlaştıkları hastanelerden yeni doğum yapan annelerin bebeklerinden kordonlarını kesip alıp özel olarak muhafaza ettiklerini ve bunu plasenta karışımı ile birleştirdiklerini anlatıyor Melis. Biraz vahşice gelecek belki size ama bu o kadar da şey değil ya, kötü bir şey. Sence öyle mi kanka? Daha iğrençlerini duyduk sanki ya. Ha? Daha iğrençlerini duyduk sanki diyorum. Evet yani bebek Diğerlerinin yanında benim biraz masum kaldı. bildiğim kadarıyla bebek kordonu zaten bir boka yaramıyor. Hatta bazı insanlar Evet. eskiden şey Kırılıyor. yaparlar. Evet, eski şey yaparlarmış. Bebeğin kordonunu kesip ne yaparlarmış? Şey yaparlarmış işte, bir yere falan gömerlermiş. Çocuğum işte doktor olsun, işte hastanenin Veya şeyine gömüyor. hastanama. Evet. 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 Bak, iğrenç olduğunu kabul ediyorum bebek kordonu yemenin. Ya da ne bileyim onu tatlı yapmanın, ondan bahsetmiyorum. Benim bahsettiğim çok başka bir şey. Chat anlamadı beni. Oğlum direkt bebeği de alıyor olabilirlerdi. Ben ondan bahsediyorum. Yani yapılan işin şeyinden bahsediyorum. Genelinden bahsediyorum. Anlatabiliyor muyum? İyi de yenmez. Ya yenip yenilmemesi değil bu konu. Ben bebeklerle bebeklere bir şey yapıyorlar zannettim. Kordonlarını alıyorlarmış. Yeni doğum yapan bir anneye gidiyor, bebeğin kordonunu verir misin diyor, gibi gibi. De Anlamadınız ki demek fil istediğimi. yenilmesi Ben bebek durumunda kordonu mu yiyorsun bağışıklığı diyorum. güçlendirip ömrü uzatıyormuş. Ayrıca yeni doğanda deniliyormuş Peru'da bu seruma. Eski Peru yerlilerinin bunu yüzyıllardır yaptığını da sitelerinde vurguluyorlar. Dilerseniz bu kordon bağını minik porsiyonlar halinde 0,01 Sushi gibi. koyun, yani 4.300 TL'ye ya da tam boy olarak 0,05 Bitcoin, yani 21 bin Türk lirasına satın alabiliyorsunuz. Ayrıca bu kordon içinde 4 farklı tarif vermişler. Çiğ yemek istemeyenler için haşlama usulü, barbekü, fırınlama ve kızartma. Afiyet olsun. Bu bana o kadar iğrenç gelmedi. Nedenini de hemen söyleyeceğim. Zamanında bilgi kanalıyken dostlar bir tane video yapmıştım. Orada insanların neler yediğini gördüğüm için, ki bu deep web videosu olduğu için çok daha iğrenç şeyler bekliyordum açık konuşmak gerekirse. Çin'de bebek yiyorlar. Bildiğin kürtajla alınan bebekleri yiyorlar veya ölen bebekleri yiyorlar. Bazı insanlar tabii, genele yaymıyorum, hani herkes yiyor demiyorum. Bebek çeni yiyorlar işte, insan çeni yiyorlar. Yani o yüzden Çeni. bu o kadar da şey gelmedi yani. Plasenta, anlaştığı aileler ile para karşılığında 9 ay boyunca düzenli aralıklar ile plasenta su diye çevirmişiz burada. Plasenta alınan su, plasentadan alınan su diyor aslında. Bu plasenta annenin o şeyi mi? Karındaki o zar mı? Ben de öyle düşündüm. Yani plasentadan alınan su diyor belirli periyotlarla. Tabii tam olarak ne demek istediğini burada anlamadığım için bu şekilde çevirdik. Biraz Google Translate çevirisi oldu. Ama birkaç arkadaşıma da sordum. Plasentadan alınan su diye çevirdi onlar da. Plasentadan alınan bu su ile hazırlanan içecek yine özel bir formülle saklanıyor. Tadı için doğal tatlandırıcı kullandıklarını ve tadının şekerli su gibi olduğu iddia ediliyor. Gün içinde içilen plasenta suyunun Yani bu da o kadar iğrenç gelmedi. Neden diyeceksiniz? Çünkü dünyanın çeşitli yerlerinde insanlar şifa olsun diye idrar içiyorlar. İdrar içiyorlar. evet. Yine aynı şekilde Hatta dünyanın çeşitli bebek yerlerinde, bebek hatta de. direkt Çin'de şey yapıyorlar. Bildiğin yılan kanı içiyorlar. Ya ben onları bildiğim için bunlar belki şey gelmiyor o kadar. Vücudu tüm hastalıklardan arındırdığını belirtmişler. Detoks suyu olarak da not
düşürmüş. Deep Web videosu olduğu için çok daha kötü geliyor. Bloody Baby. Bir şeyler bekliyorum daha doğrusu. Bebek kanı diye çevirelim. Ha bak bu iğrenç işte. Bu iğrenç ötesi hatta. Bu iğrenç ötesi hatta, aynen öyle. İşte legal yani yasal olduklarını savunan bu sitede satılan en dehşet verici içecek. Bebeklerden alınan bir tüp içecek bu. 0.1 mililitre ile 0.5 mililitre arasında size seçenekler sunuyor. Aynı açıklama bu seçeneklerde mevcut. Para karşılığı anlaşılan aileler olduğunu ve hamile kadının karnından özel eğitimli doktorlar yardımıyla bebekten düşük ölçekli alınan kardan oluşturulmuş direnç içeceği. Bebek çok kötü. Oluşmaya başladığından itibaren plazentadan alınan su, hamileliğin 6. ayından itibaren bebekten alınan kanla birleştiriliyor ve bu içecek hazırlanıyor. Ay. Sanırım sitenin en pahalı ürünü bu. 0.1 mililitre tüp içecek, 0.2 bitcoin yani 86 bin Türk lirası ediyor. 0.5 mil... Bok için. Git meyve suyu al anasını satayım. Kapi vişneli meyve suyu al ya. Mililitre tüp içecek. Kana kırmızı rengini veren şey nedir arkadaşlar? Fişler suyu. İçecek 0.5 bitcoin yani 217 bin Türk lirası ediyor. Mideniz hala sağlamsa son restoranda geçelim. Diğerlerin aksine son restoran dostlar, sonra normal korku videolarına geçeceğiz. Değişik bir ismi var bu restoranın. Bir önceki videoda bahsettiğim mandala. Neden mandala? Anlamını cidden kimse bilmiyor. Sitede de bununla ilgili bir açıklama yok. Google'a baktığımızda normal mandala çizimleri çıkıyor. Bu şifre mi yoksa öylesine akıllarına geldi ve mandalı mı dediler. Bilmek cidden imkansız. Hanımlar beyler, ben uyarım yapayım da tekrardan. Eğer bu noktaya kadar sağlam bir mide ile gelmeyi başardıysanız, dilerseniz burada bırakabilirsiniz. Çünkü gerçekten şu andan itibaren duyabileceğiniz en berbat kısma başlıyoruz. Hadi başlayalım abi. Mandala. Bu restoran insan tırnağı satıyor. Yanlış duymadınız. Bildiğiniz insan tırnağı satıyor. Ve insan tırnakları ile ilgili yapılabilecek birçok yemek tarifi var. İğrenç. Tırnaklar gram üzerinden satılıyor. Yaşlara, cinsiyete, ırka göre tırnak seçimi yapıyorsunuz. En pahalı tırnaklar bebek tırnakları. Ardından gelen ise kadın tırnakları. Ayrıca tırnaklar uzunluklarına göre de fiyat alıyor. Sitede çok nadir olduğu belirtilen... Uzun tırnaktan da nefret ederim. Nefret. Uzun tırnak mı olur be? Kanka benim aklıma hep ne geliyor biliyor musun, uzun tırnaklı bir insan gelince? Söyleyeyim mi? İğrenç, zaten iğrenç bir video izliyoruz. Söyleyeyim mi? Bu insan götünü nasıl siliyor? Ayy. Kanka bu geliyor ama aklıma. Ne yapayım Allah Allah ya? Yani bilmiyorum. Ve sınırlı sayıda bulunan tırnaklar var. Bu tırnaklar ortalama 4 santimden 7 santime kadar değişiyor. Tırnak minilerine gelecek olursak. Midem mi bulandı? Sen ilk defa duyuyorsun değil mi? Ben hazırlarken okudum bundan hepsini de. Bu menüler aslında yapabileceğiniz tariflerden oluşuyor. Tariflerin altında ise kullanılacak tırnakları satın alabiliyorsunuz. Ben direkt ortalama çevirisini anlatarak bahsedeyim yani. İsimleri çok uzun. Karışık tırnak çorbası. 3 yaşından 75 yaşına kadar çeşitli insan tırnaklarının bulunduğu bu çorbada fırında kurutulmuş ve temizlenmemiş tırnakların haşlama ile çorba tarifi verilmiş. Allah belanızı vermesin. Bok için yiyin. Dipnot olarak tırnakları kesinlikle temizlemeyin diye de yazmışlar. Tırnak içindeki pisliklerin lezzet katacağını da belirtmeyi unutmamışlar. Buna iğrenç diyorsanız şimdiki bundan daha da iğrenç. Tırnak içi ya da tırnak pisliği diye çevirebiliriz. Sadece tırnakların içinden çıkanları sattıkları minik... Ya oğlum gidersin, tamam mı? Mercimek çorbası içersin.
Tavuk suyu çorbası içersin. Tamam mı? Gidersin güzel bir domates çorbası, bir ezogelin çorbası içersin. Yanına lahmacununu söylersin, acılı böyle. Böyle limonlu, maydanozlu bir şekilde yersin. Veya yanına güzel bir kuşbaşılı, kaşarlı pide söylersin. Yani neden bunu yiyorsun? Allah'ın cezası. Ha? Neden? Niçin? Neden içiyorsun diyorsun? Ya bu kadar, bu kadar ya. Yapacağınız tek şey bu ya. Bir tane de şerefsiz götün önde gideni bir sene önce yarasa çorbası içmiş diye bir yıldır evdeyiz. Bok iç anasını satayım ya. Bok iç Ya ya. aklıma geldi, sinirlendim gene. Mercimek çorbası yok mu Çin'in oğlum sizin iğrenç ülkenizde? şey neydi kanki? Ha? Çin'in iğrenç şey neydi sence? Benim mi içtiğim en iğrenç şey? Evet. İçtiğim iğrenç bir şey yok kanka ya bugüne kadar. Yok öyle yok Değil yani. mi? Ha şey var sadece. Benim İğrenç, iğrenç mi değil mi tartışılır ama o. Yani spor yaptığım dönemlerde ki spora tek İstanbul'a gideyim geleyim tekrardan başlıyorum arkadaşımla. Hani 2 sene önce hayda. İstanbul'da buraya taşındı çünkü. Çok mutluyum taşındığı için. Deli gibi spor yapıyoruz çünkü. Yani iğrenç mi değil mi dediğim gibi tartışılır da bizim çok garip şeylerimiz vardı spor yaparken. Ya örnek vereyim işte yulaf, yumurta, işte üstüne biraz kivi, biraz ceviz, biraz kakao. Ya bu tarz bir içecek. Ama böyle Siz değiş. çok masumsunuz ya. Ha? Siz çok masumsunuz. Ya bu kadar kanka yani en iğrenci bu da. O da iğrenç bile sayılmaz aslında yani hani öyle kötü malzemeler koymuyoruz yani içine. Normal shake yani. Sporcu shake'i gibi gibi. Bak bu normal ki diyorlar. Normal aslında evet içilir yani öyle çok kötü değil. Benim içtiğim en iğrenç şey. Hatta sana şu an görselini atacağım. Resmini atacağım. İçtiğin Discord'umuza. iğrenç bir şey var mı lan içtiğin? Acayip iğrençti. Yani iğrenç mi acaba? Bence çok iğrenç değildi. Şarap bu. Oğlum şarabın Bunun evet, şarabın ne kadar at iğrenci artık. olabilir diye. Hadi at. Yayına devam edelim hadi. Tamam. Bu arada bunu eniştem şey olduğu için bayağı kuzenimin kocası bir ara yurt dışında yani dünyayı geziyordu ve bunu Vietnam'dan getirdi. İkinci Bayağı Dünya Vietnam'a Savaşı'ndan kalma gitti. şarap mı? Hayır. Vietnam askerlerinin son şarabı. Hayır, o da değil şu. Ve görüntüsü gerçekten tamamen bu şekildeydi. İçindeki canlı Yılan mı? şarabı değil, öldü, fermente. Sen bunu içtin mi gerçekten? İçtim, evet, bir şart içtim. Birader senle bundan sonra bağlantımı kesiyorum. Onurunla siktir git Gerçekten yayından. görüntü. Kovuldum şu an. Gerçekten bir shot içtim ve yani işte güzel değil. Pirinç şarabı Vietnam'da üretilmiş. Arkadaşlar. Denedim ya. Bunu da ilk defa burada söyleyeyim ya. Bok ye. İşte senin gibi denedim diyen insanlar yüzünden dünyada değişik değişik virüsler var. Abim Denedim. yani Deneme amık. bu ama Deneme. şey ya. Oranın yerli şeyi yani. Bana ne? Çin'de Yarasada Çin'in satıyorlar yerli şey. zaten. Yıllardır yiyorlar, içiyorlar. Ne Yemesinler yapayım ben? arkadaş. Size Arkadaşlar yılan ağzınıza alıp çiğnemiyorsun. Suyu. tükürün Berke'nin suratına arkadaşlar. Çete pü spamı istiyorum. Poşetler Suratına bulunuyor. tükürün. Bu poşetten çıkan tırnak Hayda, içi yine bana pisliklerini patladı. yine haşlayarak yiyebiliyorsunuz. Bunun devamını okumak istemiyorum. Ölü tırnaklar. Mezarlıklardan ya da yeni ölen kişilerin bedenlerinden kesilen tırnaklar. Allah belanızı vermesin. Ne kadar iğrenç bir tatlıcıymış ya. Senin en değerli ürünü ortalama 0,01 Bitcoin yani 4.300 Türk lirasına satılan minik poşetlerde ölmüş insanların tırnakları bulunuyor. Haşlama kısmını geçiyorum. Hemen hemen tüm tariflerde haşlamayı verdim. Bu arada benim en çok korktuğum hayvan yılandır. Hatta daha önce anlatmıştım ya. Yani beni bir aslanla mı yoksa bir yılanla mı bir odada bırakmak istersiniz diye samimi söylüyorum aslan. Bak vallahi aslan. Şaka yapmıyorum. Ya Tamam beni belki bak. tek ısırıkla öldürecek. Doğru bunu kabul ediyorum. Ama yılanı görür görmez ben bayılırım. Harbi Bak mi ya? kanka ben yılandan çok korkarım. Ya bak, senin korktuğun şeyi biz şişeleyip içtik. Bunu yapan sana ne yapmaz, öyle düşün.
İnsanlardan korkuyorum demedim kanka. İşte bak ona Yılandan korkuyorum. Bak yılanın şeyini insan beni çok rahat dövebilirsin. Bak kim biz bir ben zaafımı dövemem söyleyeyim kanka mi? bir şey var. Niye? Hayır kanka beni normalde zaten dövemezsin, o ayrı bir konu. Seni tokatlarım da. Ya. Ha, Oha. o ayrı konu da. Ama çok rahat bir şekilde dövebilirsin. Taktiği var. Neymiş? Yılanla mı geleyim? Kanka Hemşire var, yılanla mı geleyim? boynuna yılan alman, eğer yılanlardan korkmuyorsan boynuna canlı bir Abi. yılan al, beni var ya tokatlarsın. Hiçbir Harbi şey mi? yapamam. Hayda, bulduk zayıf noktanı. Oğlum muhtemelen bayılacağım zaten. Ben şişeleyip içtim oğlum yılanı, boynuma alamayacağım. Arkadaşlar beni dövmek istiyorsanız, çünkü ben normalde gerçekten yani kendimi övmek gibi olmasa dayak yiyebilecek bir insan kolay kolay değilim. Ama zaafımı söylüyorum. Bir yılanla beni 10 yaşındaki bir çocuk bile çok rahat döver. Döver abi. Ben bayılırım yani, öyle söyleyeyim. Zaafım, yapacak bir şey Ben de yok. çekirgede oluyor benden. Ya çekirge de mi oluyor? Aynen, çekirgeye dayanamıyorum abi. Ben... Kurbağa ve çekirge, yani böyle şey oluyor. Bilincim falan gidiyor. Bak bende de Çekirgeye. şey yoktur mesela kanka. Bazı insanlarda vardır bu arada. Çok fazla insanda var hatta. İşte örümcek, arı, uçan şeyler var ya böyle. Aynen. Kanka gram korkmam. Harbi mi? Benim alerjim Yok, var ya. yok Bu yüzden. gram. Gram korkmam kanka. Yani şöyle söyleyeyim, arıların ısırmayacağını bilsem, sokmayacağını bilsem bana, bildiğin arıyla dolu bir odaya veya uçan böceklerle eğer zarar vermeyeceklerse bana, gerçekten Zaten girebilirim bizim yani de kanka. korkumuz zaten zarar verecek diye korkuyoruz. Yoksa ben ne girerim, ne olacak? Ama şöyle, yılan bana zarar verecek diye değil, yılan karşısında kendimi çok savunmasız hissediyorum. Çok sinsi bir hayvanmış gibi geliyor, evet. Ya koyununla beslediklerin? Bak mesela örümcek korkusu olanlar da çoktur, çoktur. Bak chat'te falan da var şu an, örümcek falan Var yazıyorlar. canım. Bak bende yok mesela, sıfır. Hatta ben bir ara örümcek dövmesi yapmak istiyordum koluma, böyle 3 boyutlu böyle bildiğin. Yapmadım. Ya yapmadım ama ayrı konu. Ama Spider-Man. yoktur mesela bende. Yok, hiç yok. Yok, ne de Ama yok. yılan çok başka abi. Yılan çok başka. Bak fareden falan da hiç korkmam yani. Yok, fareden ben de korkmam. Aa, o Demişler. zaman yılandan Ölü korkuyorsan tırnaklar. Çok korkuyorum yılandan kanka, ben çok. bir kahve koymaya gideyim. Sen de koyununla beslediğin yılanları düşün. Hadi eyvallah. Vay, hadi bakalım. İçinizde ilginç Koyacağım bir kanka. tarif var. Bu tarifin adı soslu tırnak tarifi. Kanka burada mısın bu arada? Gidemedim, daha buradayım. Chat'te bir şey yazmış. Ne o çekirgeyle belki de yılan geliyor. Yılan ile geliyor, kim kazanır? Akşam rüyamda bunu göreceğim yani, Bunu dursun. yapmayalım. Tırnak içi, yani tırnak pisliklerinden aldığımız poşeti bir tavada domates ile sos haline çevirerek ölü tırnakları ekleyerek tarifi tamamlıyorsunuz. Bir de domatesli pezevenge, bak sanarsın sote yapıyor ya. Bir de çıtır Acı tırnak biber de diye ekle. bir tarif var ki cidden akıllara zarar. Ölü tırnaklar, yani ölü insanlardan toplanan bu tırnakların yanında gelen parmak kılları var. Bu kılları un, yumurta ve diğer malzemelerle birlikte bir formül ile yağda kızartıyorsunuz ve bu tırnakları yiyorsunuz. Altına da not düşmüşler, inanılmaz lezzetli diye. İşin daha iğrenci ne biliyor musunuz? Bunu deneyenlerin altına yaptıkları yorumlar, yani Ne yazmışlar abi? deneyen birilerinin olması ve bu olanların da maalesef bizim gibi insan olmaları. Yani İnsan değil, orospu çocukları. kelimelerin kifayetsiz, cümlelerin anlamsız kaldığı noktadayız sanırım. Ay. Ah! Ya işte be. Allah. Ne izledik be arkadaş? Çok kötüydü.